Herkese merhaba arkadaşlar. Biz kızımla beraber kıtayı okuldan almaya gittik. Eve gelmeden önce de markete uğradık. Alınacak bazı şeylerimiz vardı. Onları aldık. Şok markete girdik. Bir de bu mahallemizdeki markete gittik. Sizlere neler aldığımızı bir göstereyim. Asıl gitme amacım şu dilimli biber turşularından almak. Çünkü az kalmıştı. Ben de alayım dedim. Şunu aldım bir tane. Bitmişti. Çünkü ben seviyorum bunu çorbalarda, ne bileyim dolma iç harçlarında, bazı yemeklerde, makarnalarda, pilavlarda çok güzel oluyor. Derin bundan görünce bir deneyelim anne dedi. Çünkü biz diğer versiyonunu da seviyoruz bu dankekin tart keklerinden olanı. Bu da portakallısıymış. Derin'in banta ihtiyacı vardı. Üçlü şu karabandından aldım. Evet, mahallemizin marketinden aldıklarımızı göstereyim. Bir tane çekirdek, kabak aldım. Yeşil soğan aldım. Aa, dereotu da aklım vardı. Dereotu anlamıyordum. Neyse. Evde biraz patates vardı. Biraz daha patates aldım. Evet, şimdi ben bunları yerine yerleştireceğim ve krep yapacağım. Çocuklara şöyle hazırladım. Onlar sade sevdikleri için. Şu şekilde 5 adet olması gerekiyor. Sonunu da koymadan önce beyaz peynir ve maydanoz ekledim. Biraz da öyle çırptım. Bu şekilde pişireceğim. Hazırladım. Şu şekilde çocukların sade krep. Benim böyle peynirli, maydanozlu. İçine domates, peynir, işte canınızın istediği şeyleri koyup ya da haşlanmış yumurta falan koyup böyle sarıp sandviç gibi yapabilirsiniz. Öyle de lezzetli oluyor ama ben bugün biraz krem peynirle yiyeceğim bunu. Çocuklar da bunların yanına bal ve çikolata isterler. Krep öyle yemeyi seviyorlar çünkü. O zaman ne diyoruz? Bize afiyet olsun. Biz karnımızı doyurduk. Şimdi şöyle bir ortam hazırladım ve gördüğünüz üzere şu yapbozu yapacağım. Kızım icat yapıyor. O yüzden belki sonra dahil olurum anne dedi. Kutay da şimdilik girmek istemiyor puzzle işini. Şehirler nesiyle meşhursa onlarla ilgili bir şeyler var. Çok güzel görünüyor. Bakalım nasıl bir şey çıkacak. Kutay da bu arada ne izliyorsun bir tanem? Ben video çekiyorum diye sesini kıstı çünkü. Ne izliyorsun anneciğim? Shrek 2. Shrek 2'yi izliyor. Kardeşimle biz de o kadar çok izlerdik ki Shrek'i. Bu diğerlerine göre biraz daha kolay olacak. Çünkü hangi şehrin hangi bölgede falan olduğunu bildiğim için. Sonra ben de gelirim belki. Tamam bebeğim, bekliyorum. Kutaycığım sen de gelecek misin sonra? Yok. Yok. Eminsin. Evet. Pekala. Önce ters olanları bir çevireyim. Sonra başlayacağım. Ankara'dan başlarım diyordum ama şöyle yazı olan kısımları topladım. Yazılardan başlayıp Akdeniz'den öyle Karadeniz'e doğru çıkarım dedim sırayla. Tokat'ın mesela Ballıca mağarasını koymuşlar. Biz daha gidemedik. Yani mağaralara annemin astımı olduğundan bir de bende de böyle bir nefes darlığı problemi yaşadığım için koronadan sonra pek mağaralar ilgimizi çekmiyor o yüzden maalesef. Yoksa merak ediyorum ama yapacak bir şey yok. Belki bir gün korkunun ecele faydası yok deyip gideriz bakmışsınız böyle mağaraya. Yoksa Nevşehir'de de mağaralar çoktu. Gidemedik biliyorsunuzdur zaten o videoları izleyenler. Altta da yazılarda ne yazılı biliyor musunuz arkadaşlar? Şehir şehir o şehrin neyle meşhur olduğu. Mesela Adana'yı söyleyeyim. Adana Ulu Cami, Pamuk, Çukurova diyor. Adana Kebap, Anavarza Ören Yeri. Tokat'ı söyleyeyim size bir Tokatlı olarak. Ballıca mağarası yazma diyor ama tabii ki bizim oraların biliyorsunuz yaprağı falan da meşhurdur. Tabii ki buraya belli başlı meşhur olanları yazmışlar. Yine bitirince sizlere de gösteririm. Şehirler hangi bölgede ne tarafa koyacağımı tabii ki biliyorum ama bilmediğim bazı şeyler varmış. Mesela biraz önce elime şu geçti. Taşla Kalesi diye. Hani nerede olduğunu inanın bilmiyordum ben. O da doğudaymış. Hemen Van'ın yanında kalıyor. Şehirlerin çok belirgin özelliği olan yerlerini bilirim ama neyle meşhur olduğunu bilirim ama hani bazı bilmediklerim de varmış. Bu da benim ayıbım tabii ki. Bu yapbozun bahanesiyle öğrenirim. Allah nasip ederse bir gün inşallah maddi yönden, sağlık yönünden de elverişli olduğumuzda Allah'ım böyle ülkemizi böyle şehir şehir gezmeyi nasip eder.
İnşallah. Çok isterim ülkemi gezmeyi. Kızımla beraber bitirdik. Arada Kutay da geldi gitti. Ama yani umduğumdan daha zor oldu gerçekten. Hani bir bütünde böyle göremiyorsunuz mesela bir camiyi falan. Birkaç parçada olduğu için birleştirmesi aşırı zor oldu. Şöyle yakından da şehir şehir kendi memleketinizin hangi ünlü yerlerini yazmışlar onlara bir bakarsınız videoyu durdurarak. Şehir şehir mi? Evet. Çok güzel ama. Çok güzelmiş gerçekten. İyi ki almışız. Hem eğleniyorsun hem öğreniyorsun. Aynen öyle. Dondurmacı bay bu da. Evet. Kahramanmaraş'ın dondurması meşhur biliyorsunuz ya Maraş dondurması falan diye satılıyor. Şimdi ben burayı bir toplayayım. Sonra. Oh, teşekkür ederim anneciğim. Sonra yavaştan da gideyim. Akşam yemeğimi hazırlayayım. Ne yapsam bilmiyorum. Evde yine birkaç sebze var da bir dolaba bakacağım. Ona göre karar vereceğim. Ancak pişer Emrah'ın gelme saatine kadar. Çünkü çocuklar acıkmadılar. Acıksalardı yapbozu yarıda bırakıp gidip yemeğe yapacaktım. Acıkmadım deyince iyi bari dedim. Yapbozu bitirince giderim. Emrah'ın geliş saatine kadar da yemeğimiz de pişer. Buradan da anladığınız üzere biber dolması yapacağım. Şöyle pirinç, maydanoz, taze dereotum yoktu. Ben de kuru nane, kuru dereotu koydum. Pul biber, karabiber, soğan, biraz salça, sıvı yağ, tuz güzelce karıştırdım. Şimdi dolmalık biberlerimi dolduracağım. Bu iç harçla tencereye dizeceğim. Çocuklar patatesi de sevdiği için bu dolmayla beraber yemeği. Patates de ekleyeceğim aralarına. Biberleri güzelce doldurdum. 3 tane de patates soydum. Onları da elma dilim şekilde koydum. Burada da dolapta biraz semizotum vardı. Bir kısmıyla yemeğini yapmıştım. Bir kısmını da salatası için ayırmıştım. Hafiften bazılarının rengi dönmeye başlamış. O yüzden hemen dedim bunu da çıkarayım, yıkayayım. Dolmamın yanına bunu yoğurtlayacağım. Bir yandan da çocuklarımdan kalan meyve vardı. Onu da atıştırıyorum arada. Üzüm ve muzu yemişler. Nektarin kalmıştı biraz. Dedim atayım ağzıma. Bunları hazırlarken öyle bir iki de ondan yedim. Yemeğim hazır. Şöyle bir tabağa alırken iki tanesini parçalamış olabilirim tam tabağa koyarken. Hiç size çaktırmadan kendi yiyeceğim tabağa aldım o parçalanmış olanları. Bunu da böyle soframıza koyacağım. Burada da semizotu ve içinde de bir tane salatalık var. Sarımsaklı yoğurtla güzel bir salata yaptım. Sade yoğurt da istedi Kutay yine bu yemeğin yanına. Bugün menümüzde bunlar var arkadaşlar. Emrah da geldi bugün yemeğe beraberiz yani. Rabbim benden ne görüyorsanız sizlere daha fazlasını versin inşallah. O zaman bize afiyet olsun. Biz yemeğimizi yedik. Mutfağımı da toparladım. Müzik sesi geldi mi bilmiyorum şu anda durdu ama Emrah zaten eve gelince demişti ki hani bir düğün olacak, kınama olacak bilmiyorum da böyle bir müzik ayarı yapıyorlar diyordu. Biraz önce oyun havaları çaldı. Tam Emrah buraya geldi. Ben oynayınca baktım Emrah da oynuyor. Böyle karşılıklı iki şöyle oynadık. Burayı da süpürdüm. Birazcık soluklanayım. Çay demledim. Canımız çay istedi Emrah'la. Çünkü bugün aldığımız o keki yeriz dedik. Çalmaya başladı müzikte. Müziğin durmasını bekledim devam edebilmek için. Çünkü kafam da karışıyor. Bu arada bu ses hani oturma odasına falan da gidiyor. Telif yememek için kısa tutabilirim bu videoyu. Kısa video olduğu zaman da bana kızıyorsunuz. Lütfen bana kızmayın arkadaşlar. Bazen bir şey yapmadığım zaman da hani çok uzatmayayım Tuba. Kapatayım burada diyorum. Ama bu hiçbir zaman şey değil kısa videolarım. Hani çekmek için çekmiyorum. Eğer ki ben zaten bu raddeye gelirsem YouTube'da daha olmam arkadaşlar. Ben bunu hep söylüyorum. Evet YouTube'dan gelir elde ediyorum ama benim önceliğim bunu benim severek yapmam. O yüzden kısa videolar geldiğinde hani çekmek için mi çektin gibi yorumlar aldığımda üzülmüyorum desem yalan olur. Çünkü gerçekten çekmek için değil sadece o gün bir şey yapmamışımdır ya da bir ortam olmamıştır. Rahatça video çekememişimdir. Ama video günlerimde de beni özellikle video saatinde bekleyen insanların olduğunu bildiğim için de kısa da olsa sizlere yüklemeye çalışıyorum. Yoksa hani zoraki işe dönerse ben yapamam. Bunu hep söylüyorum size. Bura benim keyif alarak yaptığım bir yer. Bura benim öncelikle hobim. Sonra bir kazanç kapım. Zaten biliyorsunuz yani. Çocuklar şu anda oynuyorlar. Sesleri geliyordur eğlendiklerinin sesi. Müzik sesi de gelmeye başladı. Ben telif yemeyeyim. Şimdi çocuklarla şunu yapacağız.
Böyle bir kitap almıştık Diyaner'den diye hatırlıyorum. Kutay dayı ablası bunu getirince diyor ki abla bir dakika ben kitap kokusunu çok seviyorum. Biraz koklayabilir miyim diyor. Kokuyor mu? Sen de kokla abi. Çok güzel kokuyor. Evet ben de severim kağıt kokusunu. Oğlum okuyorum senin için. Resimdekilerden sadece birinin eşi yok. Diğerlerinin hepsinin çifti var. Ama bir tanesi bunu... tekmiş. Kutay ben buldum ama demeyeceğim sen de. Bunlar da sarı var ya ama bunda kahverengi bay buldun mu? Deniz yıldızı sembollerinin tabloya göre öyle bir yerleştirin ki her satır, sütun ve hücre grubunda yalnızca bir deniz yıldızı olsun diyor. Bir şey anladım. Anlamadın mı? Aynen. Sudoku gibi dediğin gibi. Yani bu sıraya ve şu sıraya daha yıldız yapamazsın. Sadece bir sırada bir yıldız olacak. İki tane olmayacak. Ne dikey ne yatay. Anladın mı oğlum? Anladım. Bir daha anlatayım o zaman. Yıldız burada bir tane anneciğim. Evet. Bak bu sırada da bu yıldız, burada da bu yıldız. O yüzden bu sıraya ve bu sıraya daha yıldız yazmayacaksın. Çünkü sadece bir yıldız olacak. Yani bu yemiyorsun. Evet, şu ikinci sıraya nereye yazacaksınız yıldızı? Biz şimdi birazcık abur cubur yiyeceğiz. Çay demledim demiştim ya. Sonra da bir şeyler açıp izleyeceğiz. Şöyle danketi çıkardım. Çekirdek çıkardık ama çok az var da ben sana yeniden aldım. Gerçek mi? Tadım mı? Tadım. Nasıl mutlu oldum? Üzülmüştüm abiye. Derin yedi çünkü bugün biraz. Koreli o diziyi izliyoruz. 25-21 olan vardı ya sporla ilgili bir dizi. Onu izliyoruz. O ara çekirdek yemişti Derin çünkü. Şu bisküviden koyacağım. Geçen gün açmıştık kahvaltıda. Ben videomu artık burada sonlandırayım. İnşallah hoşunuza giden bir video olmuştur. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.